Merhaba değerli arkadaşlar. Yani aslında ben bu kanalda elimden geldiği kadar sizi gülümsetecek şeyler paylaşmaya çalışıyorum ama günün sonunda burası benim mecram ve söylemek istediğim bir şey de söyleyebileceğim nadir yerlerden biri. Size Ata Emre Akman'dan bahsetmek istiyorum. Aslında düne kadar Ata Emre Akman ismini herhalde hiçbirimiz duymamıştık. Ama ne yazık ki şimdi ülkedeki hemen hemen herkes onu tanıyor. Gönül isterdi ki Ata'yı bu şekilde tanımamış olsaydık. Ata Emre Akman, Balıkesir'de 20 yaşında üniversite harçlığını çıkarabilmek için kurye olarak çalışan bir kardeşimizdi. Neden çalışıyordu? Çünkü ülkedeki öğrenci kardeşlerimizin pek çoğunun yaşadığı sorunu yaşıyordu. Öğrenciyken geçinebilmek için çalışmaya da ihtiyacı vardı. Bu sebeple kapı kapı dolaşıp kendisine verilen siparişleri sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyordu. İşte bu işi yapmaya çalışırken bir cani tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ata'yı öldüren kişinin 17 yaşında olduğu söyleniyor. Farklı bir şey söylemek bize düşmez. Kendisinin 6 farklı suç kaydı varmış. Bu 6 farklı suç kaydının da yaralama, bıçaklama gibi olaylar olduğu söyleniyor. Yani söylemeye dilim varmıyor ama bu olay göstere göstere gelmiş gibi görünüyor. Olayla ilgili bir detay dikkatimi çekti. Ata'yı öldüren kişinin babası da başka bir insanı öldürmekten dolayı bir süredir hapishanedeymiş. Babası da şu an Buca cezaevinde 10 yıldan beri Buca cezaevinde yatıyor ve sebebi ne biliyor musunuz? Adam öldürme, cinayet. Burada benim ne düşündüğümü siz biliyorsunuzdur. Bu kısmı hiç söylemeyeceğim bile. Ata'nın anne ve babasının videosunu izledim az önce. Acısını bu kadar sabırla ve bu kadar sakin bir şekilde yaşayan iki insan görmek çok garip duygular yaşatıyor insana. Kendilerine buradan sabır diliyorum. Gözlerine baktığım zaman ne kadar büyük bir acı çektiklerini görmekte zorlanmıyorum. Ve keşke onları bu kadar vahim bir olayla tanımamış olsaydık. Babasının bazı sözleri dikkatimi çekti. Babası eski bir asker. Diyor ki, benim elimden 25 bin asker geçti. Askerlerimin kılına bile zarar gelmedi. Ama ben kendi oğlumu koruyamadım diyor. Burada ne kadar enteresan bir durum oluşuyor biliyor musunuz? Bu baba evladını nasıl koruyabilirdi ki? Ne olacaktı yani? 20 yaşında çocuğunun arkasında mı gezecekti 24 saat? O baba çocuğunun arkasında 24 saat geziyor olsaydı bu kadar canice işlenen bir suç karşısında belki onun da hayatı tehlikeye girecekti. Biz kendimizi, evlatlarımızı, sevdiklerimizi bu şekilde korumak zorunda mıyız ya? Medeni bir toplumun içinde kendimizi, sevdiklerimizi bu şekilde korumamız gerekir mi sizce? 25 bin üzerinde asker geçti elimde ve bunu başardım. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım. Türkiye adalet sisteminin kademeli olarak yetiştirdiği bir katildir bu. Bir canidir. Bir bıçakladım, hiçbir şey olmadı. 15 gün, 45 gün. Bunu devlet eliyle ya da hukuk eliyle öğretmemeliyiz. Caniliğin ötesinde bir şey. Bu harca ve zevk için adamı öldürme gayreti bu. Başka hiçbir şey değil. Gerektiğinde kafede garsonluk yapan, gerektiğinde ki yapmışlığı var, traktör tamircisi olarak Gelibolu'da çalışan daha küçük yaşlarda. Ata tek başına geçen sene 11 ülke dolaştı. Avrupa çocuğu koruyor. Çocuk genç. Ama burada öldü dememeliyiz. 6 defa suç kaydı olan hem de hepsi bıçaklamayla ilgili suç kaydı olduğu halde yine hala sokaklarda dolaşıyor olması ve izlemeye bizim yüreğimiz yetmiyor. Sadece ata mı gitti? Şimdi Türkiye'deki yüzlerce, binlerce anne korkuyor, anne baba korkuyor. Adaletse herkese adalet, haksa herkese hak. Thank you.
Benim bazı şeyleri aklım almıyor. 6 suç kaydı olan bir insan nasıl sokakta dolaşabiliyor ya? 6 defa suç işleyen bir birey artık suç işlemeyi hayat biçimi, yaşam biçimi haline getirmiş demektir. E demek ki bu insanı ıslah edebilecek cezalandırmalar yapılamıyor veya sistem bu insanı ıslah etmeye yetmiyor. Demek ki burada yeni önlemler almak gerekiyor. Demek ki burada çeşitli düzenlemelere, çeşitli revizyonlara ihtiyaç var. Bu ne yazık ki benim gibi sıradan insanların yapabileceği bir şey değil. Ben sadece sade bir vatandaş olarak bunu dile getirebilirim. Böyle bir sorun olduğundan bahsedebilirim. Bu kanallarda, sosyal medyada her zaman böyle parlak, güzel, tatlı konulardan bahsedemiyoruz ne yazık ki. Biz insanlara bir şekilde bir şeyler söyleyen insanlar olarak bence böyle durumlarda fikrimizi beyan etmekten, bir kamuoyu oluşturmaktan ve söylenmesi gerekeni söylemekten geri durmamalıyız. Şimdi biliyorum bu videonun altına gelen yorumların içinde mutlaka arkadaşım sen karışma sanatına bak falan filan diyen insanlar çıkacak. Güzel kardeşim, ben bu videoyu sade bir vatandaş olarak çekiyorum. Ben bu videoyu beni takip eden sosyal medyada bir şekilde bir araya geldiğimiz insanlara karşı sorumluluğum olduğu için çekiyorum. Ben ağırlıklı olarak gençlerin takip ettiği bir insanım. Bir genç öldürüldüğünde sessiz mi kalmalıyım? Benden beklediğiniz şey bu mudur yani? Genç insanlara kanalımızı takip edin, videomuzu izleyin, altına yorum yazın falan filan derken bir şey olmuyor da onların bir derdi olduğunda koşmayacak mıyız yani? Sessiz mi kalacağız? Hiçbir şekilde tepki vermeyecek miyiz? Doğru bildiğimizi söylemeyecek miyiz? Bizden beklenen bu mudur? Kusura bakmayın, ben oyunu o şekilde oynayamıyorum. Genç insanları, toplumun her bir bireyini tehdit eden bu kadar büyük bir tehlike karşısında kusura bakmayın, ben susamıyorum. Konu hakkında fikrimi beyan etmeden duramıyorum. Bence burada asıl sorulması gereken soru benim neden konuştuğum değil, sizin neden sustuğunuz olmalı. Çünkü siz sustukça, böyle konular hakkında geniş bir kamuoyu tepkisi oluşmadıkça biz bu tip olaylar yaşamaya devam edeceğiz. Bu bir değil, iki değil. Her gün böyle olaylar duyuyoruz. Her gün böyle üzücü olaylarla kahroluyoruz. Daha ne kadar gencimizi kaybedeceğiz? Daha ne kadar insanımızı kaybedeceğiz? Daha ne kadar korkarak yürüyeceğiz? Daha ne kadar sokaklarda arkamızı kollayarak hareket edeceğiz? Bizim huzurla yaşamaya hakkımız yok mu? Bizim diğer medeni toplumlar gibi sevdiklerimizin başına bir şey gelmesinden korkmadan yaşama şansımız yok mu? Bakın, biz adalet sistemine güvenmek zorundayız. Ben burada adalet sistemini falan eleştiriye açmaya çalışmıyorum. Kaldı ki bence eleştirilecek çok yanı var. Söylemeye çalıştığım şey şu. Biz adalete inanmak zorundayız. Medeni bir toplumda yaşayan uygar insanlar olarak adalet sistemine olan inancımı kaybedemem ben. Hiçbir zamanda kaybetmeyeceğim. Ama beklediğim şey şudur. Adalet geciktiği zaman çok daha büyük adaletsizliklere sebep olabiliyor. Ben bu toplumun bir bireyi olarak bu toplumun içinde huzurla yaşayabilmek istiyorum. İnanıyorum ki bu videoyu izleyen siz de benzer hisler taşıyorsunuz. Hep birlikte bunu talep etmek zorundayız. Adalet sistemine güvenmek ve adalet sisteminin doğru, hızlı ve etkin çalıştığına inanmak zorundayız. Ben böyle olaylarda şundan çok korkuyorum biliyor musunuz? İnsanların adalete olan inancı kırılmaya başlıyor. Bunun bir adım sonrası herkesin kendi adaletini sağlamaya çalışacağı çok kaotik bir düzen olacak. Böyle bir şeye geçmekten çok korkuyorum. İnsanların adalete olan inancını yitirmesinden ve kendi sorunlarını kendi başlarına çözmeye çalışmalarından çok korkuyorum. Bu gerçekten o kadar büyük bir karmaşaya sebep olabilir ki kimse bunun içinden çıkamaz ve umarım hiçbir zaman öyle günler görmeyiz. Kıymetli arkadaşlar, bizim bu topraklardan başka evimiz, birbirimizden başka kimsemiz, gidecek bir yerimiz yok. Dolayısıyla elimizdekini en iyi şekilde kullanmaya ve elimizdekini her gün daha da iyiye götürmeye çalışmaya çabalamak zorundayız. Lütfen herkesten rica ediyorum, böyle olaylarda medeni bir biçimde tepkimizi ortaya koymaktan geri durmayalım. Ben ve benim gibi insanlar sosyal medyada eğlence amaçlı içerikler üretiyor olsak da bu tip olaylar karşısında sessiz kalmayalım. Çeşitli projelerde insanlardan destek isterken, kanalımızı takip etmelerini isterken bence onlara bu kadarını borçlanıyoruz. Ata Emre Akman neden öldü? Bence Ata Emre Akman 6 suç kaydına rağmen bir cani sokakta belinde bıçakla yürüyebildiği için öldü. Buradan acılı ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Videoyu kapatmadan önce size Ata Emre Akman'ın annesinin olay gecesi yaşananlara ilişkin söylediklerini okumak istiyorum. Olay gecesi sabaha karşı eşime telefon geldi.
Polis, oğlunuz bir bıçaklanma olayına karıştı, ağır yaralı ve ameliyata alındı, buraya gelmeniz gerekiyor deyince eşim ağlamaya başladı. Balıkesir'e doğru yola çıktık. Tuhaf bir geceydi, yağmurlu ve sisliydi. Yoldayken eşim hastaneyi aradı ancak Ata Emre Akman diye bir hasta yok deniliyordu. Çünkü artık yok. 150-180 kilometre hızla Balıkesir'e vardık. Acil servisten çıktıktan sadece 5 dakika sonra morgdaydık ve ikinci raftan oğlumuzu çekiyorlardı. Sonra sedyeyi aşağı indirdiler, örtüyü açtım. Ata olduğu söyleniyor ama Ata değil. Ata olamaz çünkü saçları kısaydı. Bilmiyordum ki saçlarını kestirmiş. Anneler gününde bana sürpriz yapacakmış. Her tarafını açtım, baktım. Otopsiden sonra bütün izleri, her şeyi gördüm. Sonra yetkililere o sedye beni kaldırır mı diye sordum ve Ata'nın yanına çıkıp yattım. Biraz sarıldık. Çünkü bir daha sarılıp yatma şansımız olmayacaktı. Baktım ki ellerim kanlanmış. Bir müddet sonra artık Ata'dan ayrılmam gerekiyordu. Sonra tabut geldi. Oradaki görevli birisine el atın da kaldıralım dedi. Ben annesiyim, ben çocuğumu kaldırırım dedim. Kaldırdım, kuş gibiydi. Zaten Ata, Ata'ya benzemiyordu. İnsan bir anda mı değişir? Başka da söylenecek bir şey yok. Teşekkür ederim.